ya. Sadece 10 gün bıraktım şu dükkanı size. Sonra bir geliyorum icra ile karşılaşıyorum. Olacak iş değil ya. Aklım almıyor. Şşt, yavaş. Daha yeni uyudu. Abla yani biz de dolandırıldık sonuçta. Evet abla biz de mağduruz yani. Öyle mi? Öyle mi? Bir de bana utanmadan yalan söylüyorsunuz ya. Abla işler şöyle iyi, abla işler böyle iyi. Harika abla, harika abla. Ayol ne diyorsun sen? Ne icrası? Anlatın marifetinizi. Ya şöyle, biz bir iş aldık ama almamışız aslında. Yani bir takım adamlar geldiler, bize bir adres verdiler. Ama onu da yanlış verdiler. Ama zaten onu da bilerek yanlış verdiler. Ne diyorsun sen? Anlamıyorum. Dükkanı batırdık. Ama toparlayacağız. Neyle toparlayacaksın ha? Neyle? Ne kadar borcumuzun olduğunu farkında mısın sen? Ne kadar? Benim hastane masraflarım, Sevda'nın Lale Hanım'a olan borcu, dükkanda batırdıkları paralar toplam 176 bin lira. Kaç? 176 bin lira borcumuz var. O yüzden de bugün dükkana geldiler, bütün eşyaları götürdüler. 3 gün içinde ödeyemezsek borcumuzu hepsine satacaklarmış. Birinize yeteyim ya, hangi birinize yetişeyim? El insaf ya, el insaf. Kapat bakalım Servet Hanım, kapat. 2 gün sonra gelip yalvarırsın beni kurtar diye. Dolandırıcılık başkasının malını, mülkünü, parasını, pulunu çalmak için, almak için yapılır. Burada karşı tarafın bir çıkarı yok ki. Vallahi biz de anlamadık. Sanki biri sırf kötülük olsun diye yaptı. Dolandırıcılarla polis ilgilensin. Ben parayı bulurum. Anne ne yapıyorsun? Evi satıyorum. Ama anne. Anne. Ev benim, çocuklar benim. Gerekirse satarım. Anne ne yapıyorsun ya? Evsiz parksız mı kalalım? Böyle bir evimiz varken sizi borç harç içinde işsiz güçsüz mü bırakacağım? Ne yapıyor bu kadın ya? Ne yazıyor orada ya? Bir de... Ben mi yanlış görüyorum ya? Allah Allah. Muzaffer babacığım istediklerini getirdim. Ben dükkana gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Nuri gel gel gel. Gel bak bakayım şurada. Ben yanlış mı görüyorum? Ne yazıyor orada be? Gel. Bakayım. Bak bak. Bakacağım. Evet. Satılık. Sen nereden çıktı bu ya? Muzaffer babacığım senin evi satıyorlar galiba. Ne satması be? Ya Muzaffer babacığım sen rahat ol. El kadar babelene taşınması mümkünatı yok. Yılmaz abim izin vermez zaten böyle bir işe. Ne diyorsun be? Yılmaz'a varıncaya kadar ben neyim burada? Sattırtma be benim. Şunlara bak ya. Lan Dallas gibi oldular bunlar be. Olaysız günleri geçmiyor. Hele o anneleri var ya maşallah ha. Suelin. Sürekli bir şey, sürekli bir şey Muzaffer babacığım. Nereden çıktın? Lan kim karar veriyor buna be? Ne istiyorsun? Kızım o satılık ilanı ne ya? Ben astım. Şişt, ya Süreyya ablacığım niye asıyorsun ya? Allah Allah. Kızım koskoca Yılmaz Durmaz var burada. Ben bulacağım bir yolunu ya. Bulamayacaksın. Sana ne bizim borcumuzdan? Ne demek sana ne ya? Abla ya bence eniştem haklı yani. Evi satmak dışında başka bir çözüm bulabiliriz yani. E bul hadi. Kızı. Ben bulacağım parayı. Ya sen beni delirtmek mi istiyorsun? Niye geldin buraya? Kızımı görmeye geldim. İyi gördüm bak. Bak gördüm. Hadi git artık. Git git. Alacaklılar kırla. Hacizciler kapıda. Benimle didişecek zaman değil bu Servet. Tabii ki değil.
Zamanımı çalma benim. Git buradan, git. Öf, benim de bir planım var, bulacağım parayı. Allah Allah, neymiş plan? Görürsün. Lan, nereye? İşim var benim. Gelelim mi? Yok yok, istemiyorum. Ay. Eğer uyanırsa dolaba süt bıraktım, tamam mı? Verirsiniz. Gel şurada konuşalım, içerisi çok müsait değil şimdi. Bedir anlattı her şeyi. Bulacağım herifleri, merak etme. Ya Kemal, düğün mafyası olabilir mi? Yani onlar kafayı bize takmış olabilir mi? Ne diyorsun? Düğün mafyası da neymiş ya? Hani var ya televizyonda böyle tuhaf tuhaf adamlar. Sen şimdi elinde ne varsa göster bana. Telefonu, adresi, kartı bıraktıysa kartı, sözleşme varsa sözleşmeyi. Tamam, hepsi içeride, gel. Saadet şimdi bulamaz falan, ben bir şey edeyim. Sevda, ben arabada bekleyeyim istersen. Hayır yani burada olmamdan rahatsızsan. Ay Bedir, şu an hiç sırası değil. Tibet gelmiş acı sırasında. Evet, geldi. Bedir'i hayatından çıkar, tüm borçları kapatayım demiş. Nereden duyuyorsun bunları? Kabul etmemişsin. Saadet mi söyledi? Ya bir çenesini tutamıyor ya. Kabul etmemişsin. Hemen havaya girme, tamam mı? Etmediysem kendim için etmedim. Tibet'e borçlu olmak istemediğim için. Ne ona ne sana. Hadi kızlar, görüşürüz. Bedir, göster şu depoyu da yakalayalım şunları. Başlarına bir şey gelmese bari. Gelmez, gelmez. Delirmiş bunlar ya. Ya arkadaş, parasızlık bir dert, bunlara laf anlatmak bin dert. Anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi demişler. Buyurun aileyle vaki işte. Ya laf anlatamıyorsun ki, laf dinlemiyorlar laf. Ya arkadaş, ne yapacaksın yani, el kadar bebeğiyle kiraya mı çıkacaksın ya? O Süreyya'ya bu evi sattırırsan ben de Muzaffer değilim. Ya baba, sen de laf diye konuşuyorsun ya. Gözünü seveyim ya. Ne yapacaksın yani? Kızların borcunu kapatabileceksin mi? Yok. Hallederiz evvelallah. Süreyya'dan önce buralar hep dutluktu. Siz bilmezsiniz bunları. Ya arkadaş ya. Aile değil, devlet planlama teşkilatı şerefsizim ya. Kimsede para yok ama plan torba dolusu. Bana İsmail'i çağır. Ne yapacaksın İsmail'i? Yok artık. Ya planını yoksa sen İsmail'le mi gerçekleştireceksin? Evet. Subhanallah. Ne yapacaksınız baba? Leblebi tozu işine falan mı gireceksiniz ya? Büyük para var diyorlar ha. Canımı sıkma benim Yılmaz. Çağır bana İsmail'i. Arkadaş, bir İsmail eksikti ya. Bir İsmail eksikti ya. Burası. Şurası. Alo. Ha, size verdiğim adrese geldik. Verdiğim telefonda bir gelişme var mı? Yok, anladım. Tamam, biz buradayız, bekliyoruz. Haber verirsiniz. Eyvallah, eyvallah. Dur bakalım şuraya bir. Geçen gün burada bir adam vardı. Burası için kereste depo istedi. Eğer bekçiyse gelir şimdi. Yok, eğer sizi dolandıranların adamıysa haber vermek için buralarda bir yerdedir. Ya Servet abla olsa bu numarayı yemezdi. Hadi kızları anlıyorum. Sen nasıl yuttun bu zokayı? Ya komiserim, ben bin kere dedim Sevda'ya. Dinlemedi ki, inat yaptı, inat. İsmail'le yalnız görüşeceğim. Anlamadım. Ona gizli bir görev vereceğim. İsmail'le. Gizli görev ha? Benden de gizli.
Bizim işlerin doğası böyle Yılmaz abi. Bazı bilgiler sana yük olur. Böylesi daha iyi. Hasbinallah ve nimel vekil. Vallahi billahi Türkçenin yetmediği yerdeyim ya. İyi bakalım hadi. Yani emekli Batman ne Orta 2'den terk Robin'in maceraları ha? İzleyelim bakalım. Hazır mısın koçum? Emrini bekliyorum patron. Patron ne la? Ne diyeyim? Muzaffer amca de. Bu da bakkala yoğurt almaya gönderiyormuş gibi oluyor. Bir havası yok. İhtiyar desem? Söyle ihtiyar. Cıvıtma İsmail. Şimdi karşı eve gideceksin. Çocuğu görmeye geldim bahanesiyle çaktırmadan benim odaya çıkacaksın. Yatağın sol tarafında bir komodin var. Onun çekmecesinde bir kutu bulacaksın. O kutunun içinde bir anahtar bulacaksın. O anahtarla aynalı konsolun çekmecesini açacaksın ve o çekmecede bir kitap bulacaksın. Da Vinci'nin şifresi. Yaban. O ne be? Yakup Kadri Karaosmanoğlu oğlum. Beğenemedin mi? Neyse evet. O kitabı alacaksın ve bana getireceksin. Bu kadar mı? Daha ne olsun be? Ne bileyim. Böcek yerleştirsem, kamera koysam, sen beni tekneyle beklesen, ben yüzerek gelsen, sınırı geçsek. İsmail. Bak benim tansiyonum 17 çocuğum. Ben sınırı çoktan geçmişim. Yapma. Eziyet verme. Zorlama İsmail. Kendimi trafik polisi olmuş Besatçı'ya gibi hissediyorum ya. Hadi lan dırlanma dırlanma hadi. İyi günler. Ben Anıl Bey'le görüşmek istiyordum. Eğer müsaitse tabii. Tabii. Kim diyelim? Eski bir arkadaşıyım. Servet Üstün dersiniz. İngiltere ve Fransa'daki ortak uçuşlarımızdaki doluluk oranlarıyla ilgili rapor istiyorum. Bu önemli. Bizim tarafımızda %75'i bulmuş vaziyette efendim. Alo. Güzel. Yani artık bu destinasyonları kendi uçaklarımızla uçabiliriz. Anıl Bey, telefonunuz var acil. Pardon. Efendim? Kim? Servet mi? Tamam, benim odamı alın. Tamam. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çok önemli bir görüşmem var, gitmem gerekiyor. Siz devam ediniz. Merhaba, iyi günler. Ben Anıl Bey'le görüşecektim. Aşağıdan haber vermişlerdi de. Tabii, bir saniye. Alo, Anıl Bey'in misafiri geldi. Evet, tamam. Buyurun, Anıl Bey sizi bekliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk Anıl. Buyur geç. Ya işin önemliyse ben beklerdim. Bu ne demek? Yıllar sonra Servet geldi demişler. Yani sen beklesen de ben bekleyemezdim. Kahve söylüyorum. Hı hı. Nimet Hanım 2 az şekerli kahve lütfen. Hala unutmamışsın. Ben sana dair hiçbir şey unutmadım Servet.
Merhabalar. Ben emlakçı Halit. Hemen konuya giriyorum. Burası kaç metrekare? Bilmem ki. Alt katla üst kat herhalde böyle 160 metrekare falan en fazla. Güzel. Bahçeyle 200 diyelim. Bahçeyi niye sayıyoruz? Tapuya dahilse arsaya da dahildir efendim. Oturma grubu koyarlar koymazlar beni ilgilendirmez. Ya İsmail niye çalıyorsun kapıyı? Yazdık buraya o kadar. Çocuğum ben. Okumaktan kaçarım yani. Allah Allah. Sevda'ya baktıysan yok o. Okula gitti. Ya neyse ben zaten bebeğe bakacaktım. Uyuyor şimdi. Beklerim. Allah Allah. Kaç oda burası? Ters dübleks, düz dübleks, tadilat ister mi? Isınması kombili mi? Kupon diyebilir miyiz? Kupon? Yani merkezi, kira getirisi yüksek, büyük, manzaralı. Getirisi var da manzarası yok. Nasıl yok? Penceresi varsa manzarası da vardır. Ha müşteri bakar bakmaz beni ilgilendirmez. Kaç oda demiştiniz? Üç oda, bir de böyle küçük bir yer var Ardiye gibi. Ha, dört oda. Yok işte değil, o böyle küçücük bir yer, oraya yatak bile sığmaz yani. Ya dört duvarı varsa, bir de tavanı varsa orası odadır efendim. Yatak koyarlar koy... Bebek uyuyor. Efendim dört duvar varsa, bir de tavanı varsa orası odadır. Yatak koyarlar koymazlar, beni ilgilendirmez. Dört oda. Orası mutfaktı değil mi? Balkon oradaydı. Bakabilir miyim? Sağ olun. Bir dakika bakayım hocam işte. Mutfak dolapları bayağı eski, tadilat gerekiyor. Ne zaman satılır acaba? Ya elimizden geleni yaparız. Ay biraz sıkışığız da yani bu para bize 3 gün içinde lazım. 3 gün mü? Hayda. Ya ederinin altında satarsak belki. Ne yapalım artık? Ucuza giderse üzülürüm. Ama kendimi de parçalamam yani böyle şap diye satarım ha. Yani sonuçta bana ne değil mi? Balkona bakabilir miyim? Burada? Hiç. Aşağıda canım sıkıldı. Allah Allah. Oturacaksın aşağıda otur. Ortalığı kurcalama tamam mı? Hadi. Ya bunca yıl sonra birdenbire ortaya çıkmam gelmem. Hayır sayılır, hayır sayılır. Merak etme. Sevindim. Nasıl gidiyor hayat? Neler yapıyorsun? Bir düğün organizasyon şirketimiz var bizim. Anıl, bizim şirketin başına son zamanlarda çok kötü bir şey geldi. Dolandırıldık biz. Hay Allah. Üzüldüm ya. Sağ olasın yani çok borcumuz var. Yani bunları para istiyormuşum gibi algılamanı istemiyorum lütfen. Servet, ben senin nasıl biri olduğunu unutmadım. Sen burnun üstü almazsın. Bilmez miyim? Neyse. Benim işe ihtiyacım var. Düşündüm de sizin şirketin tatlı işine talibim. Bizim bir catering şirketi var zaten. Biliyorum ben, biliyorum araştırdım zaten. Ama eminim ki bizim pastalarımızı görsen fikrin değişir. Bir şans istiyorum sadece. Bir sunum hazırlayayım. Eğer beğenmezsen her şey eski usulünde devam etsin ha. Yani tamam. Madem sen bu kadar ısrar ediyorsun. Bir bildiğim bir şey vardır diye düşünüyorum. Peki o zaman ben yarına bizimle niye çalışmanız gerektiğine dair bir sunum hazırlayayım. Bizim için zaman önemli değil. Yani tabii yoğunsun. Hangi saat aralığı olursa bize söylersen çok sevinirim.
Yani o zaman tamam. Toplantılarla ilgili listeye baksınlar. Sana zamanla ilgili haber versinler. Ay gerçekten teşekkür ederim. Teşekkür gerektirecek bir şey yok. Yani hiçbir şey olmasa en azından yıllar sonra seni tekrar görmüş oldum. Hep böyle naziktin. Sen de beni istemeyip gidip... Yılmaz'la evlendim. Yani tamam, o da nazik bir arkadaş. Aa, çok çok, ne demezsin. Yılmaz iyi mi? Aa, geçen onu televizyonda gördüm. Ay sorma, izledin mi sen? Yani... Servet, Yılmaz seni çok seviyor. Gerçekten seviyor. İçi seni, dışı beni yakar. Tamam tamam, hemen geleceğim. Allah Allah. Hayırdır, ters bir durum mu var? Şube amir çağırmış beni. Neyse, öğreniriz. Abi benim yakınlarda bir yerde bir arkadaşım var, onu arayacağım. Sen git. Tamam, ben seni bırakayım. Nerede oturuyor? Yok abi, yürüme mesafesi zaten. Sen git, bekletme amiri. Ya ne olacak? Gel 5 dakika ya. Yok abicim, vallahi gerek yok. Bedir. Bak koçum, iş küçük görünür, altından büyük bela çıkar. Anladın? Bundan sonrası bende. Tamam mı? Anladım abi, tamam. Hadi dikkat et kendine. Yarın gelirsin. Yo, çocuğum ben. Vaktim bol yani. Beklerim. İyi ama bak, bebek sabaha kadar ağladı. Biz de onu yatıştırmaya çalıştık. Çok yorulduk. Biraz dinlenelim değil mi? Siz uyuyun. Biz Saadet ablayla muhabbet ederiz. Saadet de yemek yapıyor. Televizyonu açayım mı? Hadi aç. Ama öyle gürültülü patırtılı bir program olmasın. Bu kadarını kimse beklemiyordu. Taki'nin yerine oyuna giren Shingo Ao, Hollanda orta sahasını adeta dağıttı. Sen bu program için fazla büyük değil misin? Alışkanlık işte. Bırakamadım. Tam 8 sene oldu. Ama ben de siz de alışın. Ne de olsa önümüzdeki en az 3 sene bu kanalı izleyeceksiniz. Haklısın galiba. Ay, İsmail. Pişt, İsmail. Acıktın mı sen bakayım? Hı hı. İyi, çorba yaptım, ister misin? Sen bana bir sandviç mi yapsan? Sandviç mi çekti canım? Canın istediyse yapayım bari. Tamam, bu arada ben de bir tuvalete gideyim. İyi uykular Süreyya teyze. Gel Kemal'im, gel otur. Acil çağırınca ben şey edemedim. Bir sıkıntı yoktur inşallah. Çay içelim de konuşuruz. 2 çay 1'i açık. Yok oğlum, keşke bütün ekip senin gibi olsa. Sağ ol. Sana hem iyi hem kötü haberlerim var. İyi haber, emniyet amiri oluyorsun. Rütbeni yükseltiyorlar. Maaşın da artıyor. Kötü haber? Bu senin Rize işi vardı ya. Onu erkene çekmek zorunda kalıyoruz. Erken derken? Açık varmış. Merkezden yazın geldi. 3 gün sonra orada olman lazım. 3 gün mü? Evet, 3 gün. Thank you.
benim acil bir işim çıktı ya. Senin ne acil işin olur İsmail? Senin yaşın kaç oğlum? Saadet abla sen onu yine dolabaya koy. Ben gelir yerim. Allah Allah. Yavaş. Geliyor, geliyor. Halit aç kapıyı. Gel. Aldın mı o kitabı? Getirdin mi? Düşmanlarımı övmekten hoşlanmam. Kendimi de. Ama bu kitabı benden başka kimse alamazdı. Ver kitabı bakayım. Ben anlaşmanın bana düşen kısmını hallettim. Sıra sizde. Tamam, ne kadar istiyorsun? Bu seferki para değil. Daha özel bir şey. Sizin evin anahtarının bir kopyası. Fesubhanallah. Anahtar yoksa yazıyorum hesabı 130 TL. Tamam, yaz sonra öderim. Ha. Veresiye ise 150 olur. Tamam çocuğum, ver. Ver 150 olsun, ver. Hadi yürü git, hadi. Al montunu. Evet. Aha, tapu. Babamdan kalma bir arazi. Oo, arazi. En sevdiğim. Biraz taşlık, kıraç bir yer ama bak bakalım ne kadar ediyor. Evet. Aa, ama bu arazi Gökçeada'da. Yani satışı uzun sürer, bunun sezonu değil. 3 günde satman lazım. Tamam. Hayda. Ya 3 günde neymiş ya? Herkes 3 günde malı satılsın istiyor. Yani hayır yani, sur mu üflendi, benim haberim yok. Bana bak, ayrıca karşıya gelen alıcıların hepsini bana haber edeceksin. Tamam mı? Ve o evden daha önce satacaksın bu arazi. Senin komisyonun ne kadar? 3,5. 3,5. Tamam. 3 günde sat, ben sana %5 vereceğim. %4. Yani daha da inmem. Allah, bütün gerizekalılarını beni mi buluyor ya? Ya sen 4 diyorsun, ben sana 5 vereceğim diyorum. Ah, pardon efendim. Ya şimdi alışkanlık, biliyor musunuz? Yani ben sanıyorum 4'e geleceğiz daha. Evet, 5. Anlaştık. 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 Hadi sat Halit. Satarım. Sat. Satarsın. Halit bizim arsayı da sat. Halit bizim arsayı da sat. Güle güle. Canım benim, canım benim, canım benim, canım. Abla büyük iş başarmışsın vallahi, hakikaten var. Ya şunu, daha yeni uyuttum. Şşt, geçin şöyle, geçin, geçin, geçin içeri. Geçin şöyle, geçin. Daha bir şey başarmış sayılmayız. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Abla, bak ben diyorum ki hava yolu şirketinin renklerinde bir şeyler yapalım. Mesela şirket renklerinde böyle küçük paketlerde makaronlar. Neydi şirketin renkleri? Kırmızı, beyaz, mavi. Ha. Kırmızı, beyaz, mavi. Hangi şirket bu? Hangisiyse hangisi. Ne fark eder? Söylemediğine göre senin için eder. Şimdi kırmızı için vişne, mavi için... Anıl Airlines mı bu? Olabilir. Ne olacak ki? Anıl. Abla. Sen eski sevgiline mi gittin iş için? Ay nereden benim eski sevgilim oluyor ya? Evet tamam, yani bir zamanlar bana ilgisi vardı. Ama hepsi o kadar. Bırak bunları ya. Tamam çocukluk ama aklımız eriyordu yani. Adam sana bildiğin sırılsıklama aşıktı be. Yani senden sonra da evlenmediğinin altını çizerim. Demek ki çocuk hala... Aa, şimdi boşandığına da göre. Hı? Aman bırak, eniştem öğrenince biter onun aşkı. Adamın kalbini söküp alır be, benden söylemesi. Bana bakın, Yılmaz bunu bir duysun. Ben içinizden o kalbinizi söker alırım. Ondan sonra da kimseye aşık olamazsınız. Oo, ömrümün sonuna kadar rahat yaşarım. Ben kimseye söylemem de. Aa, ben söylerim yani. Aşk olsun. Göreceksiniz, arkamdan diyeceksiniz ki bu Saadet, bu Saadet var ya sır küpüdür. Böyle ağzını bıçak açmaz diyeceksiniz. Bak görün. Ay ne biçim laflar öyle gece gece? Vallahi bilmiyorum, artık ağzınızı mı dikersiniz yoksa derin kuyulara mı haykırırsınız? Ama Yılmaz duymayacak. Gel,
Evet arkadaşlar, sakin olalım. Herkese fotoğraf çektirecek Yılmaz Bey. Sakin olalım lütfen. Oğlum ne oluyor? Kim bunlar lan? Abim hayranların bunlar senin. Deli nimetlerin. Ne hayranı lan? Zeki Müren miyim ben? Abim televizyon programında görmüşler. Dükkanın telefonu susmuyor. Hemen çektirelim arkadaşlar. Şöyle alalım sizi. Gelin. Tamam madem ver. Gelin. Evet çekiyorum. Çektim. Abi fotoğraf çekiyoruz abi. Şöyle bakalım. Evet. Çektim. Evet. Durma. Buyurun efendim. Hemen. Abi. Şu tarafa alalım. Evet. Bir imza alabilir miyim abi? Hemen bir imza. Evet. Arkadaşlar, Yılmaz Bey şu anda çok yorgun. İstirahat edecekler efendim. Bir alkış. Bir alkış. Yılmaz Bey. Yılmaz abi. Yılmaz abi. Bir imza abi. Abi bir imza abi. Abi ne olur. Abi bir imza abi. Hadi abi. Bir imza abi. Hadi bakayım, hadi. Evet arkadaşlar, Yılmaz Bey istirahat edecekler. Bir alkış masaya, bir alkış. Görüşmek üzere. Şöyle alayım abim seni. Hah, gel Halit. Yaşadınız beyefendi, yaşadınız. Arsamız imara açılmış. Deniz kenarında kupon, düşeş. Aklınıza gelebilecek bilimun ballı börek tabirleri hak eden bir yer. Kaç para? Çok para. İyi, sat o zaman. Hiç üçe beşe bakma. Hay hay efendim. Allah. Ha, bu arada karşı eve bir alıcı çıktı, haberiniz olsun. Kimmiş, ciddi mi? Ciddi birine benziyor. Yarın sabah götüreceğim. İyi, sabah ben de orada olacağım. Tamam. Hadi. Vay be. Vay be. Satıldı. Ya ne varsa babalarda var be. Bak bu da güzel. Oo, bu çok iyiymiş ha. Çok iyi de yani günde 500-600 tane yapman gerekecek. Yani biraz daha pratik olmak lazım. Hı. Ama görüntü olarak da bir o kadar güzel olmalı. Tamam. Bu nasıl ha? Bak. Cupcake üstüne makaron, ikisi bir arada. Çok güzel ama şimdi bunların ikisini ayrı ayrı yapmak lazım. O da iki katı süre demek. Bilemedim yani. Hmm. Hah, bakın. Bembeyaz Hindistan cevizli eklerler. Eklerler. Bunun içine fıstık olur mu böyle yeşil? Olur. Bak böyle şimdi içini yeşil fıstıklı krema yaparım. Ondan sonra üstünü mavi krema. Onun üstüne de böyle beyaz beyaz küçük küçük bulutlar koyarız. Gökyüzü gibi olur. Tamam, bir tanesi bu olsun. Ama birkaç seçeneğimiz daha olmalı. Sen merak etme ya. Üstün kardeşler birleşti bir kere. Şişt. Önce o deste deste paraları Yılmaz'ın başına vuracağım. Ondan sonra ödeyeceğim borcumuzu. Aa, Kemal mesaj atmış. Acil diyor. E bir şey buldu belki. Belki. Hemen gel diyor vallahi. E kalk git. Ya, abla yani gitsin mi? Sanki gitme desem aklı orada kalmayacak. İyi peki gitsin. Gideyim mi? Ama bak geç kalma, daha işimiz bitmedi burada. Tamam. Geleceğim hemen. Hadi. Git. Diğerlerine bakalım hadi. Kemal. Acil dedin, geldim. Ne oldu? Dükkanla mı ilgili? Düğün mafyası mıymış? Onu araştırıyorlar da. Ne oldu? Söylesene. Saadet, beni ne kadar seviyorsun? Normalde ben sorarım böyle şeyleri ama. Tamam, şimdi ben soruyorum işte. Seviyorum.
seviyorum işte. Ne bileyim. Mayanın şekeri sevdiği kadar. Çünkü şekersiz maya mayalanamaz değil mi? Ya da düğünün kamberi, perdenin kornişi sevdiği kadar. Onsuz ayakta duramaz çünkü. Saadet, bildiğin her şeye var mısın? Kemal, korkutmaya başladın bir de ha. Ya sen söyle, var mısın? Neye var mıyım mesela? Evimizi kendimiz mi yapalım diyeceksin? Yapalım. Boğaz'da bu saatte yüzelim mi diyeceksin? Tamam, donuyorum, olsun, yüzelim. Öyle bir şey mi? Ya yok, öyle değil. Yasa dışı bir şey mi? Banka mı soyalım diyeceksin? Soyalım. Ama ondan sonra şehri terk etmemiz gerekecek. Söyleyeyim. Ya nereden nereye geldin? Şaşkın mısın? Yoksa çok mu akıllısın bilmiyorum ama buldum. Nasıl buldun? Banka mı soyacağız? Şaşırdın herhalde. Hapse gireriz. Sonra ömrümüzün sonuna kadar bir daha görüşemeyiz. Hayır. 3 gün içinde Rize'ye gitmem gerekiyor. Benimle gelir misin? Şeyin içinde benim için en zor olanı buldun ya. Ben kendi ellerimle dükkanı daha yeni batırmışken nasıl her şeyi bırakıp geleyim ya? Ablam ne yapar? Sonra bebek var, hastanenin borcu var, Sevda'nın borcu var. Daha babamı bile eve döndüremedik ki. Nasıl geleyim? Ya hep birileri. Ne zaman bize sıra gelecek? Biz ne zaman kendimiz için yaşamaya başlayacağız? Ama ben şimdi seninle gelirsem senin için olacak. Yine benim için olmayacak ki. Ya Kemal, ben burada hep beraber olalım istiyorum. Benim ailem, sen, ben hep birlikte olalım istiyorum. Çocuklarımız olduğu zaman onları ailemle birlikte büyütmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum? Saadet. Benimle buradan gidecek kadar, benimle birlikte yeni bir hayat kurmak için yanımda olacak kadar seviyor musun beni? Seviyorum. Ama buradakileri de bırakamam ki. Burada sana aldığım bilet var. Günün saati üstünde yazıyor. Bu sefer de benim yanımda olmazsan beni bir daha görmeyeceksin. Hadi Kemal komiserim, hadi Kemal komiserim, aç şu telefonu. Araştırdın bizim Tıfıl'ı. Tibet Gündoğan. Yok artık. Gündoğan'ın oğlu mu? Ta kendisi. Lale Hanım'ın oğlu. Yağlı kapıya denk geldik diyorsun. Güzel. Senin burada. Saadet. Ne oldu? Gidiyor. Kim gidiyor? Kemal. Nereye? Bize. Aa, merak etme ya. Seni bırakıp hiçbir yere gitmez o. Beni bırakıp gitmez biliyorum ama sorun onun gitmesi değil. Benim gidemem. Gitmek istiyorsan gidersin. Senin hayatın bu sonuçta. Gidemem. Ama bu durumdayken nasıl gideyim? Tamam, o zaman o gider önden düzenini kurar. Biz burada düze çıkarız. Sonra da seni Rize'ye gelin gönderirse. Şimdi ben de gelmezsen hiç aramam.
be bebe. Aa, yani kıskanlıkla söylemiştir o ya. Kıskanlıkla falan söylemedi. Bayağı ciddi ciddi söyledi. Ben biliyorum Kemal'in beni sevdiğini söylediği gibi söylüyor çat diye. Şşş, tamam tamam kuzum benim. Niye bu kadar zor Sevda ya? Ah, sevince zor işte. Bana bak. Ben de hiç belli etmedim kuzum. Ha? Yere bakan yürek yakan mısın sen ha? Yok. Bizim üçümüze çok çok yanlış isimler vermişler. Ablama bak. Servet borç içinde yüzüyor. Sen Sevda'ya küskün. Ben Saadet'ten çok uzak. Bayağı başka bir yerde Saadet'te. Orada hiç Rize'de. Tamam tamam. Rize'de falan Saadet yani. Söksen de kalır. Şaşırdım ya. Yerine koydum bana ağlamaya başlıyor. Ya yanımda dur da uyursam. Uyar beni tamam. Tamam. Saadet. Ha, uyan abla. Ya uyuyorsun kızım ya. Yok kızım Aslı yok. Yerine koyduğuma ne ağlıyor? Yeni yeni huylar edindi. Sevda, ben uyursam uyanır beni tamam mı? Tamam. Abla. Ha? Uyuma. Ayağım. Al şunu. Al.
Genlerinde Yılmaz'ın izleri var. Ay. Adamlar ne hale getirmiş seni ya? Geçmiş olsun. Akılsız başın cezasını her zaman ayaklar çekmiyormuş demek ki. Bazen de direkt başın kendisi çekiyormuş. Komiserim vallahi seni aradım ama ulaşamadım. Ondan böyle sakinim zaten. Yoksa bir şişik de ben eklerdim başına. Komiserim bunlar çete gibi bir şey. Ya bir dünya giren çıkan oldu ama sonunda iki kişi kaldılar. Ben de elimden kaçırmak istemedim o yüzden girdim. Adamlara dair bir şey bulamadık zaten. Direkt boşaltmışlar mekanı. Saadet. İstediklerini bunların hemen hepsini yapabiliriz değil mi? Saadet. Hı? Kızım sana söylüyorum bak bunları yapabiliriz değil mi hemen hepsini? Şimdi mi? Of Allah'ım ya. Aşkı servet kuluna böyle zulüm olsun diye mi yarattın sen? Aa Saadet, Kemal arıyor beni. Ay, seni arıyor tabii. Beni mi arayacak? Güçlü o bana. Ayrıldık biz biliyorum ben. Ay. Efendim? Ne? Nasıl? Nerede? Tamam tamam kapat kapat geliyorum. Ben gidiyorum abla. Ne oldu ya bugün sunum var nereye gidiyorsun? Bedir hastanedeymiş. Ne olmuş Bedir'e? Bilmiyorum işte gidince göreceğim. Kızım bak bize de haber ver ha. Abla boş ver gitsin. Sevdiğini görebiliyorken görsün. Herkese nasip olmuyor. Of Saadet. Hadi ayakkabılarını giy hadi. Çabuk gitmemiz lazım ya. Nedir bu böyle? Tamam, üçüncü masanın oraya kadar git. Ya dur dur, orada. Kaç santim o? 210 santim. 210. Ha. Ha. Kırma metreyi. Aç şimdi, aç. Dur, kaç? 250 santim. 250 santim. Sığmaz ki böyle. Tibet beyefendiciğim, bu kroke çok mu büyük bir şey? Karaoke değil, karaoke. Hadi işine bak Nuri, hadi. Hadi. Ben şu adamı bir arayayım. Selamun aleyküm Tibet'im. Ne haber? Sizin de işiniz var burada. Ne yapıyorsun? Hadi. Tibet Bey ne olur. Gel. Bir saniye. Ne oluyor ya? Bir saniye.
Allah Allah. Ben size paranızı pulunuzu vermedim kardeşim. Ne geliyorsun peşimden? Aa, olmadı ama Tibet'im. Niye korkuyorsun? Biz seni mekanımızda böyle mi ağırladık? Uzatma, ne istiyorsun? Vallahi bize bazı eksik bilgiler verdiğini fark ettik. Hayırdır? Lale Hanım'ın oğluymuşsun sen. Değerli bir kardeşimizsin. İtibatı kesmeyelim dedik. Hadi defolun gidin be. Bana bak bana. Bizi göreceksin. Para bu Tibet Bey. Bitiyor. E o kadar da dikkat ediyoruz. Yine de bitiyor. Olmadı ki şöyle bir yerimiz. Akmaz da damlasın. Ama Deli Yılmaz'la da ortaklık zordur be. Hani karısının dükkanını ortağının dolandırdığını öğrenirse vay haline. Gördünüz işte tam size anlattığım gibi 10 numara güzide bir ev. Evet güzel ev. Ya bu semtte böylesi yok. Masrafı yok. Temiz. Ay, kızlar geldi herhalde. Muzaffer, ne bu hal? Çekil önümden. Sür beni İsmail. İyiyim Muzaffer Bey. Beyefendi kim? Efendim ben kendimi tanıtayım. Ben yıllardır bu evde yaşamaktan bu hale düşmüş bir mağdurum. Ne diyorsun? Efendim yaşadıklarımı anlatmayı bir vicdan meselesi olarak kabul ettim ve geldim. Sen yorulma dedeciğim. Kalbim var. Dede mi? Bu eve alıcı olan siz misiniz efendim? Evet efendim. Benim buyurun. Efendim sakın almayın yaşayamazsınız. Ay, ne diyorsun sen? Pardon siz kimsiniz beyefendi? Muzaffer Bey Süreyya Hanım'ın eşi. Ay, çok da gençmişsiniz ya. Ben yani iyi ki zamanında gelmişim. Bakın bu evin rutubeti beni bu duruma soktu. Yani bu evde yaşanmaz efendim. Daha müsait. Ne diyorsun sen Muzaffer? Güneş de alıyor mu ev? Neresi alıyor? Aa, alıyormuş gibi yapıyor efendim. Alıyormuş gibi. Bunun numarası bu evin. Siz bakmayın ona. Yoksa yani bu evin rutubeti bakın ne hale düşürdü beni. İnanmazsınız ama benim bütün iç organlarım neredeyse çürüdü rutubetten. Bu tekerlekli sandalye o yüzden mi? Bu... Kalp ameliyatı oldu geçen hafta dedem. Kalbimin damarları tıkanmış rutubetten de. Ay, öyle şey olur mu? Kalp damarı rutubetten tıkanır mı hiç? Ya neden tıkanır? Gülüyorum. Çok büyük geçmiş olsun. Sağ olun efendim, sağ olun. Canım boşuna üzülmeyin. Numara yapıyor. Ne ben numara, ben numara. Bunlar ne numara mı? Şu bakın efendim, bakın. Bakın. Oğlum bakın, damarların hali burada. Ne numarasıymış anneanneciğim? Ay nereden anneannen oluyorum ben senin? Tabii ben nem olayını hesap edemedim. Edin efendim, edin, edin. Allah bu durumu düşürmesin, böyle yaşatmasın. Amin efendim, amin. Çok üzüldüm durumunuza. Ya, ya bak, bakın ben de size üzülmesinler diye hemen koştum geldim beyefendi. Bu damar ameliyatta halim ne? Eksik olmayın. Neyse, ne yapalım? Ben biraz daha düşüneyim en iyisi. Ya düşünmeyip ne yapacaksınız beyefendi? Sağlık, very important. Yani, buyurun. Pekala, tekrar geçmiş olsun. Sağ olun, sağ olun. Ah, ah kalbim. Efendim, hemen konuya girelim. Geçtiğimiz gün çıktığınız televizyon programında... ...hem siz hem de hikayeniz oldukça ilgi çekti. Yeni ürünümüz, bebemiz bebek bezlerinin reklamlarında oynatmak istiyoruz sizi. Ne yapacaksınız ya? Altımı falan mı bağlayacaksınız yoksa? Şakacı bir insan, şahane. ne diyorsunuz peki? Vallahi şimdi hemşerim, paraya ihtiyacım var benim doğruya doğru. Oyunculuk mu oyunculuk işlerini kıvıramam ben ya. Nasıl yapacağız bu reklamda oynamayı falan? He? Yapmayın efendim, size star ışığı var. Yani siz yaparsınız değil mi? Vallahi eksik olmayın, eksik olmayın da. Kaç para? Sonuçta eski bir starsınız. Tekrar parladınız. İyi bir miktar olacak. Ekler için firmamızın renklerini kullandık. Çocuklar için de onların seveceğini düşündüğümüz bazı formlar verdik. Güzel görünüyor da gıda boyası var mı içinde? Saadetciğim, içerikle ilgili slaytımızı verebilir misin lütfen? Saadet.
Baksana şuna. Ver. Ne bu surat böyle? Gülümse, biraz sunum yapıyorsun. Evet, gördüğünüz gibi eklerimizin içeriği nişasta, saf çikolata, laktozsuz süt, doğal renk aroması. Gıda boyası kullanmıyoruz. Her şeyimiz doğal. Harika. Çocuklar tamam da bizim hanım mesela gluten yemiyor. Glutensiz brownie'miz var. Dosyada onu da var. Glutensiz brownie Saadet'ciğim. Brownie Saadet. Glutensiz brownie. Hatta isterseniz cupcake'i bile glutensiz yapabiliriz. Değil mi Saadet? Geçtin Saadet. Gördüğünüz gibi uçak formu verdik. Tabii sizin de önerilerinizi açığız değişik formları kullanmak açısından. Renkleri de böyle gökyüzü, üzerinde bulutlar, öyle tasarladık. Tebrikler. Sanırım arkadaşlar da benimle aynı fikirde. Değil mi? Çok beğendik. Teşekkür ederim, sağ olun. Servet Hanım, eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Aa, bunları biz yarın tadabilir miyiz? Elbette, elbette tadacaksınız. Sizleri ustamıza tanıştırmak istiyorum. Saadet işte bu güzel, bütün güzel pastalarımızı yapan. Saadet. Gördüğünüz gibi her şey çok güzel. Teşekkür ederiz. Sunum bitmiştir arkadaşlar. Son olarak not alalım. Bir tane. Söyle. Birkaç dakika görüşebilir miyiz acaba? Pardon. Tamam. Efendim? Evet, onun yarınki toplantıda. Saadet, hadi toparla şuraları. Toparlarken de rahatça ağlarsın. Sağ ol abla. Geleceğim ben. Tamam abla. Ne oldu ya? İyiyim, iyiyim. Korkma, bir şey yok, iyiyim. Kim yaptı bunu? Kavga işte ya. Önemli bir şey. Kavga sadece. Sizi dolandıranlardan birini takip etmiş. Kendi kendine mekan basmış beyefendi. Kemal abi. Sen bizim yüzümüzden bu haldesin. Aşkın gözü kör, aklı da kıtmış demek. Ya kendini süper kahraman falan mı zannediyorsun? Komiser burada ya. Niye tek başına bilmediğin yerlere gidiyorsun? Ya adamlar kaçacaktı. Şimdi de kaçtılar. Bir de seninle uğraşıyoruz. Ya dolandırıldıysak biz dolandırıldık, Allah Allah. Ya dayak yediysem de ben yedim, tamam mı ya? Allah Allah. Gel bir de üzerine sen de bari. Bir de üste mi çıkıyorsun? Ya kendini düşünmüyorsan bir... Gerçekten uğraşamayacağım şu an seninle. Allah Allah. Ne yaptım ben şimdi Kemal komiserim ya? Üzdün kızı. Durduğum yerde. Durduğun yer hassasmış demek ki. Ben şu kıza bir bakayım ha. Anıl Bey. Tamam. Aynen, aynen. Kusura bakma, acildi de. Rica ederim, rica ederim. Bu arada harika geçti, bayıldım. Çok iyi iş çıkardın. Teşekkür ederim, sağ ol. İşimi her zaman ciddiye alırım. Benimle konuşmak istediğin konu neydi? Hani eğer yarınki sunum da böyle başarılı geçip bir sözleşme imzalanırsa... ...paranın yarısını avans olarak isteyecektim de. Yani bunun için sözleşme imzalamaya gerek yok. Halledebiliriz. Yok, borç değil. Ben paramı biraz erken almak istiyorum da. Olur tabii ki. Teşekkür ederim her şey için Anıl. Sağ ol. Bir yere gitmiyorsun değil mi? Yani hani böyle bir sunumdan sonra beraber yemek yeriz diye düşünmüştüm ben. Hani Saadet, arkadaşlar hep beraber. Yemeği işe alınca yapalım. Yani evde bebeğim var biliyorsun. Hem yarına yetiştirmem gereken pastalar falan. Tamam, o zaman ben sözümü almış oldum. Sözleşme imzalanınca beraber kutlama yemeği yapıyoruz. Peki, görüşürüz. Yeter. Gördün işte, iyi. Benim başka şeye canım sıkın. Sen bu numaraları Bedir'e çek. Numara değil. Bırak inadı işte. Ve bir engeliniz de kalmadı. Bıkmadınız mı birbirinizi üzmekten? Sen beni boş ver. Sadece sabaha kadar uyku uyumadı, ağladı. Haberin var mı? Bizimki başka.
Nedenmiş o? Ya ben onun her engelinde yanında oldum. Onunla göğüsledim her şeyi. Şimdi ilk defa benim bir engelim çıkıyor. O bana yapamam diyor. Bizim için. Hep birileri için. Bunun acısını en iyi sen bilirsin. Doğru, ben bilirim. Ama sonrasını da bilirim. Saadet bir seçim yapmak zorunda. Ben onu bir ömürlük sevdim. Ama artık bilmek istiyorum. Saadet'in sevgisi 5 harften mi ibaret? Abla, ha canım. Şunları içeri götürür müsün? Tamam canım. Ben bir markete gideceğim. Hadi görüşürüz. Hoş geldin. Hayırdır Yılmaz? Senin ne işin var burada? Bebek bakıyoruz kızım. Yavrumuza bakıyoruz. Oh canım benim, canım benim. Ne bunlar? Sana ne? Müjdem var sana. İstemiyorum senden müjde filan. Allah Allah kızım, müjdenin istenmemesi nasıl oluyormuş ya, anlamadım. Müjde müjde. Eğer bir tercih hakkım varsa istemiyorum, sana kalsın. Ya bana bak, bu bütün para derdimizi çözecek bir şey yalnız ha. Hele onu hiç istemiyorum. Merak etme, ben derdimi çözüyorum. Servet, böyle davranmanın zamanı değil kızım ya. Ya talih kuşu kondu diyorum kızım, hem de ikimizin başına birden. Şşş, bir dinle ya. Televizyona çıkmıştım ya ben. Ha, çıktın. Beni de rezil ettin. Ya Allah Allah. Şş, bak bir dinle ya. Reklam teklifi geldi bana. İyi, çık oyna bari. Ya öyle değil. Şş, dinle. İkimize birden kız. Beraber oynayacağız. Öyle istiyorlar. Hem de mutlu bir çifti canlandıracakmışız. Bilim kurgu filmi mi dedin? Ya Allah Allah, çok komik. Ya hadi Servet'im, kabul et de oynayalım ya şu filmde. Hayatımda bundan daha saçma bir şey duydun mu diye düşünüyorum da. Duymamışım. Allah Allah, saçma maçma. 50.000 doları veriyorlar ama ha? Ya hadi oynayalım, bir günümüzü alacak, koyacağız paraları cebimize. Bütün dertler bitecek ya. Ölürüm de oynamam. Bak 2 kere ölürüm ama seninle o televizyona çıkıp mutlu bir çiftmiş gibi davranamam. Servet, saniyemin rızkı bu. Saniye değil, selam. Ayrıca ben borcumu ödeyecek parayı buldum, merak etme. Teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim. Emin misin? Gelmeyecek misin? He, yok. Sen anlatırsın Saadet'e. Görüşürüz o zaman. Sevda'yı bırakmaya gelmiştim. Gidecek miydin hemen? Beni görmeden. Peki. Bedir nasıl? İyi. Anlatır Sevda. Kemal böyle mi olduk şimdiden? Şimdiden, daha sonrası. Her şey senin vereceğin karara bağlı. Ben seninle gelemiyorum diye beni silecek misin hemen? Yani haksızlık değil mi bu? Bu işin adaleti var mı ki? Ya sana haksızlık oluyor ya bana. Ben bana yapılanlara yeterince katlandım.
Hepsi harika görünüyor canım. Ellerine sağlık. Sağ ol abla. Yapması saatler sürdü ama 5 dakikada bitecek. Hayat gibi güzel şeyler hemen bitiyor. Canım, bunları bize mi ayırdın? Ha, gerisi dolapta. Bazı şeylerin gerisi devamı var demek ki. Dur ben tadayım şunu bakalım, tuzlu tuzlu. Gözyaşı katılmış mı bunlara? Hmm. Çok güzel Saadet. Aman abla, bahtı güzel olsun, önemli olan o. Yoksa tek başına güzellik değil. Oo, döktürmüş Saadet. Ağlıyor musun? Dur bir tadayım. Çok güzel olmuş kız, aferin. Ama bir dakika dur yani, sonuçta bu damak tadı kişiden kişiye göre değişebilir değil mi? Değişir tabii. Bazısı candan sever. Gözyaşları sel olur. Bazıları çeker gider. Elden ötürü el olur. Ne diyorsun be? Al götür. Şişt, götür şunları içeri, götür. Saadetciğim, canım bir tane. Kemal ne zaman gidiyor? 2 gün sonra. Canım bak, bu kadar perişan olacaksan sen de git. Nasıl olsa gideceksiniz yani. Bir gün yavru kuşlar yuvadan uçacaklar. Olmaz abla ya. Ben gidersem bütün bu pastaları kim yapacak? Sevdanın aşk yaralarını kim saracak? Babamın kahvaltısını kim yapacak? İlaçlarını kim verecek? Bizler ne güne duruyoruz ablacığım? Bak canım benim. Sen artık Seren'in annesisin. Abla olmak sırası artık bende değil mi? Merak etme. Çok iyi abla olacağım ben. Canavar gibi. Ben mi? Gel gel, yok babam. Yeni bir görev varsa mesain bitti. Ekmeğimi aldım, eve gidiyorum abi. Tamam oğlum, ben babanla konuştum. Akşama yemeğe bizde dedim, hallettik. Ne dedi? Acayip sevindi ya. İyi oldu dedi, vallahi biz de biraz kafamızı dinleyelim dedi. Tavla değiniyorum bugünlerde. Bana biraz tavırla. Bana bak. Karşıki evde bir şeyler çeviriyor oğlum bu Servet ablanlar. Anladın mı? Şimdi sen gideceksin. Neler çeviriyorlar öğreneceksin. Sana bir görev. Benim çıkarım ne? Allah Allah. Ya tamam, sen git bir malı getir. Sonra konuşuruz, tamam? Hadi yürü. En büyük hapishane çocuklukmuş arkadaş. Bir büyüyemedim hayırlısıyla. Yürü bilmiş. Kim? İsmail, gel. Hoş geldin İsmail. Hoş buldum. İyi akşamlar. Ne haber akıllım? İyi akşamlar Sevda abla. Aferin İsmail. İlk defa doğru zamanlama. Bravo. Al bakayım. Ya da Saadet ablan sana bir tabak hazırlasın ha? Olur abla. Bu bulutlar ne? Biz yeni bir... Gökyüzü onlar ya. Gökyüzündeki bulutlar onlar. Ya öyle. Hadi bakalım. Niye gökyüzü? Uçaklar nerede gider? Yaz İsmail, uçak. Ha? Neden bu renkleri seçti Saadet abla? Beyaz, mavi, kırmızı. Çünkü hava yolu şirketinin renkleri böyle. Mavi, beyaz, kırmızı. Kurabiyelerin üstüne hava yolu şirketinin adını yazsanıza. Böylelerden her yerde var. Vallahi İsmail çok iyi fikir bu ha. Yapayım hemen dur. Hemen yazalım. Ne güzel aklına geldi ya İsmail. Anıl. Güzel oldu.
değil mi? Olmaz mı? Yazılı belge gibisi yok. Hadi bana müsaade. Dur, pastalarını al. Alayım, ben sonra yerim. Ha, iyi, afiyet olsun. İyi akşamlar, ben gidiyorum. Hayırdır İsmail? Sen geldin mi, gitmezdin. Yedik içtik, gözden düştük. Bana bak, son zamanlarda babama mı dadandın sen? Ekmek nerede? İsmail orada. Pastalar da bizde. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Annene babana selam söyle. Tamam. Bak 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 ya. Çok güzelmiş. Bunun muzlusundan da var. Ondan da aldınız mı? Koçum, hadi lan. Dünyaları içtin lan. Çileklisini içtin, çikolatasını içtin. Başlayacağım muzlusuna. Hadi söyle, ne dediler? İşte senin sorunun bu. Anı yaşayamamak. Ya baba, baba gözünü seveyim ya. Yani şu çocuğu söyleyelim, yatılı okula matılı okula yazdırsınlar. Vallahi bende sinir mirir kalmadı ya. Hadi oğlum konuş. Ne öğrendin? Bir havayolu şirketinin pasta işlerini almışlar. Hava yolu mu? Bir dakika, hangi hava yolu? Ne hava yolu lan? Hava yolu mu? Anıl mı? Aa, evet ya, nereden bildin? Anıl mı? Dur, kim Anıl kim ya, ne oluyor? Ya baba! Baba senin bu kızın bana ne yapmaya çalışıyor ya? Ne oluyor oğlum? Kim bu Anıl ya? Ya Servet'e aşık bir züppe ya. Olmaz öyle şey canım. Nerede aşık? Ne zaman aşık? Ya baba ben Servet'i tanıdığımda bu Servet'ime aşıktı. Sonra tabii haliyle Servet beni seçti. Yine bu dolandı durdu ama Servet'imin peşinde kırdım kemiklerini, sonra tövbe dedi gitti başımızdan. Vay be, işin altından aşk üçgeni çıktı ya. Ya sen de bir sus be. Servet burada mı yapacaktın bana ya? Ya yavrum dur bir dakika, bir konuşalım, bir anlayalım ya bunu. Anlayacak bir şey yok ki Muzaffer amca. Olay açık. Bildiğin aşk üçgeni. Bak hala konuşuyor. Sen siflenmene bak. Çocuk haklı baba. Çocuk haklı. Yıktı beni bu vefasız kızın. Ulan. Ulan Servet. Ben de bunun öcünü almazsam bana da Deli Yılmaz demesinler. Servet. Ya. Bir gece daha uyumazsam evi diye te kadar uyuyacağım vallahi ya. Evden her yolum var. Yallah. Marş marş. İşte. Kızlar. Vay hainler. Teyzesinin gülü diye severken iyi, dikeni batınca böyle takım değiştiriyorsunuz öyle mi? Öyle olsun. Görüşeceğiz. Görüşeceğiz.
Günaydın Yılmaz. O anne çeyreği bile olmayacak teyze bozuntuları burada mı acaba? Sığınacak liman aramış yavrucaklar. Sen de bu ihanete yardım ve yataklık ediyorsun öyle mi? Bravo sana. Bravo. Çekil şunu. Ya kızım ne yapsaydım ya? Gece gece sokaktan bıraksaydım. Tahmin ettiğim gibi. Günaydın kızlar. Hadi kalkın. Hadi. Hadi. Aa. Hadi. Abla 5 dakika daha be ne olur. Ya uyuyan insana bu yapılır mı kızım ya? Ay servis mi geldi? Ay ne servis? Travmasıymış bu ya. İlkokuldan beri geçmedi. Hadi hadi kalkın. Abla. Çok işimiz var. Çabuk. Düşün önüme. Tamam. Ay. Hadi. Ama yavaşsınız. Kızlar vallahi bir kahvaltı hazırlayacaktım ay, size ama. Enişte. Dikkat et, dikkat et. Enişte kurtar bizi. Neyse hadi yerlere borcum olsun. Şuna, hadi. Hadi yürüyün. Ay abla çok uykumuz vardı ya. Hadi bakalım doğru eve marş marş. Üstünüzü başınızı değiştirin. Saçınızı makyajınızı yapın. Hadi 5 dakikaya burada olacaksınız. Ulan Yılmaz sakin ol. Sevgi kelebeği yol. Of 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 ne güzel gün ya ha? Servet. Vallahi güneş açtı. Kuşlar cik 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 cik. Vallahi şükretmek lazım ya. Ne hikayeler var, ne hayatlar yaşanıyor kızım. Biz iyiyiz yine ya. He? İnsan hatırlamalı, biliyor musun? Unutmamalı. Sonuçta anılarımızla yaşıyoruz yani. He? Balıklar gibi unutacak mıyız? Öyle derler ya, balık hafızalı falan. O açıdan yani. Sen bir şey mi demek istiyorsun? Yok, ne diyeceğim ya Allah Allah. Kızımın anasına, teyzelerine hayırlı işler, güzel günler demek istedim. O kadar yani. Sağ olasın, sağ olasın. Ne tarafa yolculuk? Hı? Aman canım bana ne ya? Ben ne anlarım pastadan, börekten? Ne anlarım ya? Öküz gelmiş, öküz gider. Tamam lan, boş ver. Yılmaz, sabah sabah bir şey mi içtin sen? Ya Allah Allah, şu adamın bir yüzü gülmesin ya. Bir mutlu olmasın, herkese batıyor. Ne var? İşte mutluyum. Mutluyum kızım, mutluyum işte. Güzel hava, kuşlar, cıvıl cıvıl. Neyse. Haydi. Haydi kolay gelsin sana. İyi işler. Vallahi güzel hava ya. Girdin. Ablam öyle söyledi. Önce hastaneye gideceğiz. Senin aklın belli ki orada. Sonra biz ablamla anlatacağız eve. Yok canım gerek yok. Ben dün gördüm Bedir'i, iyiydi. Gerçi beyin travmalarından sonra böyle şey... Tamam tamam. Bahaneye gerek yok. Göreceksin işte Bedir'i. Sağlam gene. Benden çocuk yap, zengin adamla sefasını sür. Nuri git başıma. Yahu Tibet beyefendiciğim, Yılmaz abimi bekleseydin bari. Nuri, mekan benim de mekanım. Sana ne oluyor? Ya kasa açık verince ben Yılmaz abime ne hesap vereceğim? Ortağın geldi aldı dersin Nuri, hadi. Bakın Tibet beyefendi, yarına maaş günü bu kadar çalışanın parası ödenecek. Nuri. 3 gün bekle bekle, kimse ölmez tamam mı? Yılmaz abi halleder gerisini, hadi. Aldı parayı ya. Süper. Diyetimi bozdum ama değdi. Muhteşem güzel olmuş. Bu glutensizi ben de yerim. Elinize sağlık, pek güzel olmuş. İnsanlar sırf tatlı yemek için uçağa binecekler. Çok güzel, tebrik ederim. Ellerinize sağlık. Güzel bir iş. Ellerinize sağlık, çok güzel Ellerinize olmuş. Sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Peki bu lezzet seri üretimde de bu tadı koruyacak mı? Siz hiç merak etmeyin Anıl Bey. Tamamen aynı olacak. Harika. Güzel, tebrik ederim. Tebrik ederiz.
O zaman uçaklarımızdaki tatlı servisi bundan sonra gönül işlerinde. Tebrik ederiz. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Yeşim Hanım'la biz sözleşme hazırlığına başlayalım. Servet Hanım, bilgilerinizi almak için gelir misiniz? Tabii, tabii. Tamam canım. Ben 2 yıllık düşünüyorum, uygun mudur? Tabii, tabii uygun. 2 yıllık olarak hazırlayalım sözleşmeyi. Ve 150 bin TL'lik bir çek çıktısı yapalım. Tamam. Bunu yemekten sonra masamda görmek istiyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Hayırlı olsun. Her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yemek için harika bir yerde rezervasyon yaptırdım. Tabii bu sefer kaçarım yok anlaşılan. Ha, sözü aldım bir kere. Bizde adettir imzalar atılmadan önce yemek yenir. Hadi bakalım beraber çıkalım. Saadet hadi buyur. Şey ben kendimi pek iyi hissetmiyorum da bugün gelmesem olur mu? Ben buraları toparlayıp eve dönerim. Olur mu abla? Ama ben hani hep beraber diye düşünmüştüm. Tamam canım tamam. Saadet son zamanlarda biraz hassas bir dönemden geçiyordu. Tamam peki. Saadet ama bir yemek sözüm var bana unutma tamam mı? Tabii Anıl Bey. Saadet başardık sayende. Canım kardeşim benim. Borçlarımızı kapatacağız. Ay çantam nerede benim? Orada abla bak girişte. Tamam canım. Hadi kolay gelsin sana. Sağ ol abla evde görüşürüz. Görüşürüz. Düğünümü de bunlardan yapacağım. Arabasında. İş yapıyorum. Bununla mı iş yapıyorsun? İnsan alan aşağı, kadını indiriyor, kendi oturuyor. Utanmıyor mu? Yılmaz bak, yanlış anlıyorsun. Şş, bana bak. Bir kelime daha duymayacağım. Sus. Tamam. Yılmaz, utandırıyorsun beni. Haltları ye ye, utan sonra. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Yılmaz, ayıp oluyor. Ya ne dedim kardeş? Sus. Tamam. Bik bik yapma. Kabalaşma. Kabayım ben. Kabayım, uçak şirketim yok. Baba parasıyla bey olmadık. Ya her şeyi berbat ediyorsun Yılmaz. Sen berbat ediyorsun her şeyi. Niye görüşüyorsun bu adamla? Şirketimi kurtarıyorum. Bu mu kurtarıyor şirketini? Uçak şirketine pasta veriyorum. Yok ya uçak şirketine para. Pilotun doğum günü müymüş? Uçakta pasta mı olur be? Defol git buradan. Defol, defol. Ya arkadaş ben sana ne dedim? 20 sene önce ben sana ne dedim? Bir de ayağımın altında dolanmayacaksın dedim mi demedim mi? Yılmaz bak şu anda sen çok sinirlisin tamam mı? Babam ya. Sen ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne alıyorsun sen de böyle sakin sakin oturuyorsun elektriği atıyorsun oğlum? Çimlerde çıplak yatıyor mu? Tuz banyosuna mı giriyorsun? Söyle de ben de sakinleşeyim yoksa çarpacağım seni. Yılmaz yeter defol git buradan. Yeter. Aa! Gideceğim. Gideceğim de beraber gideceğiz. Gel buraya. Hiçbir yere gitmiyorum seninle. Ya yeter ama gelmiyorum dedi artık yani. Lan ben sonunu dedim lan. Yılmaz tamam. Dedim lan Yılmaz tamam. Yılmaz. Tamam Yılmaz. Sakin ol. Tamam. Anıl iyi misin? Ya iyiyim tamam bırak. Tamam iyiyim. Ya Yılmaz defol git buradan ya. Pencereyi mi açsam acaba biraz hava alırsın ha? Sen bilirsin. Ya da yok ya şimdi üşütürsün falan boş ver. Ziyaretçi saatin gelmiş. Ben ufaktan kaçayım şimdi. Yani şimdi seni ziyarete gelenler falan olur. Ya kim gelecek ki? Ya gerçi sizinkilerin sunumu var eğer. Kimse yok diye duruyorsan git. Ne için duruyorsam duruyorum. Sonuçta bizim iş yüzünden dayak yemişsin. Burada böyle tek başınasın.
Bence beni ilgilendirmez. Sevda, bir karar ver. İlgilendiriyor mu, ilgilendirmiyor mu? Sana da iyilik yaramıyor gerçekten. Her seferinde nasıl ben suçlu çıkıyorum anlamadım ki. Ya senin azıcık canın yansa benim ciğerimden kan geliyor. Yine de ben suçluyum. Yok. Bu sefer ben suçluyum. Sen haklısın. Bir şey bittiyse bitmedi. Ben zaten niye buradayım onu bile bilmiyorum. Ben biliyorum. Beni seviyorsun. Onlar mı alıcılar? Hemen buraya getir. Hadi. Buyurun efendim. Buyurun, buyurun, buyurun. Girin, 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 girin. Ne oluyor ya? Girin, ne demek bu beyefendiyle bir görüşmen lazım? Kim ki bu beyefendi? Ya ne oluyor Hamdi Bey? Gel kaçalım buradan. Ne olursun kaçalım. Yoksa bunlar bizi inan ki uyutup soyacaklar. Size gidin. Yaşlı hırsızları sizi. Ben bunu hallediyorum. Sen şu yaşlıyı dön. Bir dakika efendim, bir dakika. Sizi ben rica ettim ya. O evi alıp kazıklanmayın diye. Ben çağırdım. Ben ömrümde hiç kazıklanmadım. Sen haddini bil. İşte bakın, bunu ömrünüz boyunca rahatça söyleyebilin istiyorum ben. Süreyya Hanım o evin damının aktığını beyefendiye söyledi mi? Yapılır da. Bu mu derdiniz? Nem var orada, nem. Bana kül yutmaz Hamdi derler. Barometreyle gittim ben oraya. Sahra çölü gibi bir evdi yani. Hiç nem yoktu. Allah'ım, kurumuş demek. Peki o evin efendim gediklisi var. Bunu da Süreyya Hanım söyledi mi? Ne demek o? Efendim o eve 10 defa hırsız girdi ya. Yani gün geçmiyor ki o penceresi açılmasın, kapısı zorlanmasın. Hele ki böyle bir yaşlı çiftin oraya taşındığı duyulacak olursa vah ki vah. Öyle mi evladım, doğru mu? Ne diyeyim ki yani Muzaffer Bey daha iyi bilir. Efendim bu 3 kuruş komisyon alacağım diye yalan söylüyor. Yani terbiyesiz komisyoncu. Muzaffer Bey haklı yani. Hani nereden dadandılar bilmiyoruz. Yani hiç hırsız eksik olmuyor. Arayın ev sahibini, biz vazgeçtik, yok. Yani çok sağ olun. İyi ki bizi uyardınız yani. Rica ederim efendim, vazifemiz. Sen yolcu et Tahir. Ya Muzaffer Bey, siz bu işe engel oldunuz ama sizin arsadan hiç ses yok. Yapma ya. Arayan soran yok mu? Hiç ses yok. Vallahi Halit, ne yap et o arsayı sat. Yoksa gözüme görünme. Ben kaybolayım o zaman. Yani bir şey yap. İyi günler. Ben hazredilmiş mallarımla ilgili görüşmek istemiştim de. Hacı Sultan'a var mı? Şöyle bir şey var. Borcunuzu, icra masraflarını, depo ücretlerini yarına kadar ödediğiniz takdirde alabilirsiniz malları. Onu biliyorum da sürenin uzatılması mümkün olabiliyor mu acaba? Vallahi ben hiç görmedim. Tecrübelerinize saygım var ama yani resmi olarak mümkün mü? Ben görmediysem mümkün değil. Yoksa birileri bir şekilde yolunu bulurdu. Ek süre yok yani. Sınav mı bu ek süre olsun? Adli işlem. Tabii ki ek süre yok. Peki, teşekkür ederim.
tanesi, hoş geldin. Oy, sen var ya bir tanesin. Konuştum Saadet'le, almışız işi. Hayırlısı inşallah. Abla, ne oldu? Oo, yoruldu tabii o. O kadar yorgunluk, stres normal. Aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? Hı? İş iptal. Ne? Nasıl ya? 5 dakikada ne oldu? Yılmaz Anıl'ı dövdü. Aa, nasıl ya? Anasının bahtı kızına. Durdun durdun, babana benzeyen biriyle evlendin yani. Olacağı da buydu işte. Eniştem nereden öğrenmiş? Ne bileyim nereden öğrenmiş? Bunu bilen 4 kişiydik. Benden duymadığına göre siz üçünüzden birinden duydu herhalde. Vallahi ben söylemedim. Ay sus Sevda ya, olan oldu zaten. Yarın bu saatlerde gönül işleri diye bir şey olmayacak. Tarihe gömülecek. Hayır yani ev satılsın istemiyordum ama bu durumda galiba mecbur kalacağız. Ben satılsın istiyorum ama hiçbir şey fark etmiyor. Baban gelen her müşteriyi kaçırıyor. Baban mı? Neden? Neden olacak? Bana olan hıncından. Kendi kurtaracak ya kızlarını. Belki onda bir haber vardır. Ben bir gidip konuşayım onunla. Bu arada Saadet nerede? Nerede olacak? Sahilde dalgalara karşı aşkına ağlıyor. Biz de gidelim. Bahtımıza ağlarız. Yılmaz bana bir şeyler söyledi, böyle arsa falan. Duramadı değil mi Yılmaz? Günahını söyle dostuna, imam gelsin hesabını sormuyor. Olmadı kızım, satılmadı arsa. E baba, o zaman niye engel oluyorsun evin satılmasına? Servet, benim sizde onca emeğim varken, onca beraber yaşamışlığımız, her şeyi beraber yapmışlığımız varken o gelsin ve her şeyi kurtaran, sizleri kurtaran, durumu kurtaran o olsun, öyle mi? Baba, Selen bile el kadar bebek. Yılmaz'ı gördüğünde böyle kımıl kımıl oluyor. Yani? Yani babacığım, kızlar babalarına hep hayrandır. Ne olursa olsun onların tek kahramanı babalarıdır. Yapamadım işte. Ne işe yaradı babalığı? Hayattayız. Yaşadığımız onca şeye rağmen ayaktayız. Buna yaradı babalığın. Hepimiz senden güç alıyoruz. Hayata tutunuyoruz. Hep bir aradayız. Bir aile için bundan daha büyük kahramanlık, bundan daha büyük bir başarı var mı? Canım benim. Annem işte sesi. Annem sen gülücük mü atıyorsun sen? Abla, ne oldu? Babamda da umut yok. Abla, bak eniştemin reklam teklifini bir daha düşünsen mi? Bak son şans olabilir. Düşünecek bir şey yok. Var abla. Hayır yok. Kabul edeceğim. Yalnız Sevda, senin avukatlık bilgilerine ihtiyacım var. Bana bir kağıt kalem alıp gelsene. Hadi hadi, çabuk ol. Tamam, ben bakarım. Gel. Çabuk ol. Selen. Canım benim, annem. Salla, salla abla. Yaz kızım. Madde 1. Yılmaz Durmaz, şu adresteki evi, bizim adresi yaz, haftada ancak bir kez ziyaret edebilir. Bir dakika, o ne ya? Sözleşme. Ne sözleşmesi? Ne
reklamda oynamayı kabul etmem karşılığında Yılmaz'a imzalatacağım sözleşme. Onun burnuna fitil fitil getireceğim şartlarımla. Yaz. Ek olarak dini bayramları içeren haftalarda iki kere gelebilir. İki fazla olmasın abla? Madde 21. Yılmaz Durmaz kızına Saniye diye hitap ettiği her sefer için bir gelme hakkını kaybeder. Hop hop hop, ne oluyor ya? İyi artık ha, azıttınız iyice. Benim kızım canım, istediğim gibi hitap ederim ya. O kağıdı imzaladıktan sonra edemeyeceksin. Oku Sevdacığım. Madde 22. Yılmaz Durmaz kızını görmeye geldiği saatlerde Servet Üstün evde olmayacaktır. Oh, canıma minnet. Kızımla baş başa vakit geçiririm. Madde 23. Reklamda Servet Üstün kendi resmi soyadıyla yer alacaktır. Gitti bütün inandırıcılık. Hadi bakalım. Ben bundan sonra ancak rol icabı Servet Durmaz olurum. Oku Sevdacığım. Madde 24. Yılmaz Durmaz evin karşısında dikilip içeri bakmayacak. Ya iyi tamam kardeş ya, verin üf. Madde 24, madde 25 ver. Yalnız okumadan imzalama. Ondan sonra duymadım, görmedim, bilmiyorum, olmaz. Ya belli işte, anladık. Genel konsept belli. Yılmaz gebersin konsepti. Ah canım benim. Bana ağlıyor ya. Babasının haline ağlıyor kızcağız. Ah. Ara bir de adamları gözümün önünde. İş bitince hemen parayı ödeyebilecekler mi? Öf. Oh canım benim ya. Oh canım benim. Kardeş. Nasılsın Yılmaz? Evet. Ya iyi iyi. Kardeş şimdi ben Servet Hanım'ı bağladım. Bağladım da. Servet Hanım biraz sözünden dönmeleriyle çok meşhurdur. O açıdan diyorum ki hemen halletsek şu işi ya. He? Yarın. Olur tamam güzel, yarın yapalım. Yalnız bu yönetmen ne diyor sizin iş bittikten sonra, stop mu diyor? Ne diyorsa işte stop dedikten sonra bu çekimiz hazır olsun. Biz hemen alalım, halledelim işimizi, gidelim tamam. Tamam sağ ol. Hazırlanacağız tamam. Oldu mu Servet Hanım? He? Döndü mü dünya yeterince senin etrafında? Bitti mi azatlı köle Yılmaz Durmaz'ın paspaslık mesaisi? He? Bitti Yılmaz, bitti. Madde 17. Servet Üstün'ün sinirlerinin bozulması halinde Yılmaz Durmaz bulunduğu ortamdan ivedilikle, kendi isteğiyle çıkar. Hadi bakalım güle güle sana. Yarın bunu noterden onaylatırız artık. Yani vallahi pes ya, vallahi pes ya. Yani evlilik öncesi anlaşması vardı da, boşanma sonrası anlaşmasını da sen icat ettin valla. Oh benim saniyem, bir tanecik kuzum. Baban köle yavrum, azatlı köle gidiyor işte. Hala saniye diyor ya. Teyzesi, teyzesi. Teyzesi. Kestik. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Evet, çay buyur. Şimdi bu tabii biz buraları böyle toparlayacağız. Evet, oldu demin nasıl oldu? Gayet iyi oldu, gayet iyi. Açıkçası. Ver badem gibi oldu. Ya bırak saçmalama koçum ya. Vallahi saçmalıyor ya. Bir şey söyleyeyim mi abi? Bugün Servet ablam sana bir daha aşık olmadıysa ben de bir şey bilmiyorum. Bu işi bırakacağım yani. Heh, canım neydi ismi? Mukadder. Mukaddercim şey gözükmüyor değil mi? Böyle vallahi benim giyeceğim bir tarz değil ama bu dar giydik ha. Oh. Hadi asma suratını artık. Ay Yılmaz, alacağın olsun. Beni hallere düşürdün ya. Tamam abla ya, işte bak bak, bitti gitti. Tamam az kaldı, o kadar. Ne bitti gitti ya? Her akşam izleyip böyle sinir olmayacak mıyız? Bak bakayım. Ne bak var? Dur. Dur sen yukarı bak, yukarı yukarı yukarı. Ne yapıyorsun ya? Hop tamam. Kirpiğin düşmüş. Mukadder Hanım'la sen irtibata geç. Hemen. Mukadder Hanım sanki biraz kırışık gibi gözüküyor öyle. Yok öyle değil. Sonra hallederiz. Hemen. Musu getirin. Buna alıştık zaten buna. Parlatmıyor değil mi? Öyle bir şeydi. Bak biliyorum. Şöyle. Abicim ver bakalım şunu. Neden başlamıyoruz? Evet, tamam başlayacağız. Sur. Oğlum bir falso görürsen söyle ha. Tamam, tamam. Hemen. Buyurun Yılmaz Bey.
Çok güzel. Herkes yerleriniz. Sevda Hanım buyurun alalım. Tamam size böyle. Bir saniye. Hemen alacağım. Ablanınkine de bak ablanınkine. Abla şişt. Böyle ya. Karın saçı af. Hocam tamam mı? Bir saniye Berkcim. Şimdi Servet Hanım heyecanlanmayın. Rahat olun, sakin olun tamam mı? Gülmüyor değil mi? Hiç gülmüyor. Heyecandan. Sen karışmasın. Ya vallahi Allah güzel çıksın diye söylüyorlar kızım. Tamam. Hep kamera önünde olmak isterdim. Da fırsat olmadı. Bakalım hayat ne gösterir. Ama öyle bir planım var sende ablacığım. Ne? Nasıl? Oyunculuk diyorum. Benim de ruhumda olan bir olay. Vay. Oyunculuk. Güzel Nuri. Nereden? Efsane tuzu yutmuştum var ne de olsa. Hadi. Müsamere falan. Bir de her zaman kendi kendime evde olsun aynanın karşısında. Yani iyiyim yani. İyi olduğumu biliyorum. Hayalim bir altın portakal veya bir golden globe. Neden olmasın? Yani bunu Nuri neden yapmasın? Vay be. Nuri, altın globe. Golden globe. Oscar artık ayağa düştü Sevda ablacığım. Çok büyük numaralar dönüyor orada. Ha, öyle diyorsun. Neler dönüyor? Benim dayı oğlu var Amerikan konsolosluğunda. Güvenlik. Hadi. Neler anlatıyor neler. Aklım durur. Çok büyük şebekeler dönüyor yani. Tabii. Nuri ve Golden Globe neden olmasın? Bak Yılmaz abimle. Evet, ne diyoruz? Lafımız, Berkıs hatırlat. Aşkımızı bebeğimizle anladık. Aşkınızı bebeğinize mutlu minik bebek bezleriyle anlatın. Evet, hadi. Kamera kayda girelim. Evet. Aşağıdan. Maşallah, çok güzel oldu abim ya. Aktör gibi maşallah. Ayağın ışık. Yılmaz Bey, kolunuzu koyarsanız düşmesin efendim. Bu böyle düşüyor çünkü ama... Bismillahirrahmanirrahim. Abim, su! Ya bırak suyu, dur. Çekiyorlar. Dikkat dağıtıyorsun, dur. Selahattin abi, şişt. Sarılsak mı? Biraz daha yakın mı dursak? Ne yapsak anlamadım yani, daha sıcak bir şey olsun. Gerek yok Yılmaz Bey, böyle iyi. Ya vallahi yani daha samimiyet geçsin diye ben şey yaptım ama iyi. Adam da iyi dedi zaten, tamam böyle duralım. Tamam, peki sarılın karınıza. Tamam. Maşallah. Evet, hazırsak kamera. Sıramıyorum Yılmaz ya. Kayda girelim. 5-4-8. Evet, buyurun oyun. Öpsem mi acaba? Kestik. Allah'ım yine ne var? Ağzım çıktı kadar bağıracağım ya. Yönetmen kardeş, hocam mı diyorlar, ne diyorlar size bizdeki gibi, hakemlerdeki gibi. Şimdi diyorum ki ben, anlayın dedikten sonra daha samimi olsun, hazırda sarılmışken şöyle Buse'yi konduruversem mi? Hayır efendim, ben öptürmem kendimi. Ya rol icabı Servet'im ya. Olmaz. Nerede kaldı profesyonellik yani? Tamam, öpün karınızı, bir resme bakalım, olur mu? Efendim, ben öptürmem kendimi. Allah ya. Görüyor musun hocam? Türkan Şoray geldi ha sete. Evet efendim, Türkan Şoray'ım. Ne var? Ya kızım, burada vallahi herkesin içinde ayıp oluyor ama ya kızım... Cihan Ünal, farz-ı misal yani geldi. Türkan Şoray'ı öpeceğim dedi. Öptürmeyecek mi yani Türkan Şoray? Onun kocası ya. Ya eski kocası. Aynı benim durumum tamam, yani. Tamam, istemez öpmek. Tamam mı? Haydi girelim kayda. Berkız. Hayır ya, ben daha güzel olsun diye söylüyordum. Girelim kayda. Yani sanki kendi keyfimden şey yapıyorum. Neyse. Evet. Böyle şey yaptık. Evet, kayıttayız. Seyret. Evet, buyurun Yılmaz Bey. Değildi. Aşkımızı? Aşkımızı bebeğimizle anladık. Aşkınızı bebeğinize mutlu minik bebek bezleriyle anlatın efendim. Buyurun. Aşkımızı bebeği. Şöyle gülerek serve. Girdik mi? Ne yapalım? Girelim mi hocam? Evet, buyurun oyun. Evet. Aşkımızı bebeğimizle anladık. Siz de aşkınızı bebeğinize mutlu minik bebek bezleriyle anlatın. Kestik. Tamam, çok güzel, bitti. Ne yapıyorsun Yılmaz ya? Geliverdi içimden, doğaçlama yani, doğal. Tamam mı? Oldu mu? Bitti mi? Bitti. Bitti. Canım oğlum nasıl?
önceki araçla beraber izleyelim abicim, aynı eve gidiyoruz. İyi yolculuklar abi. Sağ ol koçum. Bakalım. İyi olur inşallah. Son gün mü komiserim? Hadi hadi geldik. Hakkımız helal. Helal olsun. Konuşalım mı biraz? Yani böyle sessizce birimiz ölmüş gibi olmasın. Ben sana birlikte yaşayalım, mutlu olalım diyorum. Sen söylediklerimi ölümle kıyaslıyorsun. Yok. Ya, Kemal sen de beni anla, kafam çok karışık. Ya, bir yanım diyor ki tut elini, git onunla, ömrünüzün sonuna kadar beraber olun. Bir yanım da kal diyor işte. Bu sorunun cevabını ben veremem. Bu akşamüstü saadet. Gel ömrüm senin olsun. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Servet Hanım. Hocam, hocam. Valla yani elimizden geldiği kadar. Elimizden geldiği kadar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Eyvallah. Yok ya, gerek yok ya. Yüzümüzü yıkarız artık. Sağ olun. Elinize sağlık. Çok çok teşekkürler. Evet, işimiz bitti. Konuştuğumuz gibi ben çeki rica etsem sizden. Firmanın bir kamyon bez hediyesi var, onu da gönderelim. Ay teşekkür ederim, sağ olun. Ben ama çeki rica etsem, birkaç acil işim var da. Ama biz sizin için bir yemek tertip etmiştik, rica etsek kalamaz mısınız? Kusura bakmayın, ben kalamayacağım. Siz yılmaz beni yemeğe gidersiniz, olmaz mı? Hay hay, peki. Buyursunlar. Hepsi her gün gibi. İyi günler diliyorum. Bir şey değil. Ne? Ailesini kurtarmak erkeklerin vazifesidir zaten canım. Teşekkür etmene gerek yok. Ha bir de teşekkür mü edeceğim? Sen benim işimi bozmasaydın benim ne işim vardı burada? Her şeyin nedeni sen değil misin gibi bir de geçip karşıma teşekkür bekliyorsun ya. O iş yaştı kızım, yaş. Hiç büyütme. Nesi yaştı? Her şey olmuş bitmişti, sen bozdun. Ya vallahi uçakta pasta mı olur ya Servet? Ya uçakta pasta olur mu kızım? Bir düşün ya, düşün. Kandırıyordu adam seni ya. Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Çekil Yılmaz ya, çekil şurada. Zaten bir sürü işim var. Sevda hadi gidiyoruz. Bak, eğer ihtiyacın olmasaydı bunu sana yedirirdim ama sen dua et. Lazım bana, lazım. Gel, hadi enişte. Yılmaz durmaz, her zaman arkanda. Her zaman. Ses çıkar da hiçbir şey kaldı ya. Mikrofon kaldı üzerimizde. İlker, koçum gel. Canım kardeşim. Tibet'im. Sen bu kızı çok seviyorsun be Tibet kardeş. Değil mi Necmi? Sevgiden de öte abi. Manyaklık olmuş resmen. Önce sevdiği kızı dolandırıyor. Sonra da kucağını düşsün istiyor. Al şoförü, bir daha da karşıma çıkmayın hadi. Aa olmadı ama. Biz de seni manyakça seviyoruz Tibet kardeş. Görmezsek özleriz be. Özleriz değil mi Necmi? Özleriz abi. Bu bizi ne kadar idare eder Necmi? E işte idare eder. Ha gel. Hadi gel. Müjde Muzaffer Bey, müjde.
Alıcı çıktı alıcı, hem de peşin. Oha! Aptala çul gerek, gündüz almaz gece gerek. Geçti o iş. Ağır kazan da geç kaynar ama. Şimdiye kadar satsaydın, uşağa işe koş, sen de peşine düş. Ya uf. Ya ben nasıl diyeyim adama şimdi müşteri vazgeçti diye? Ya o kadar dil döktüm. Ya kardeşim, keyif benim, arsa benim. Keyfim kaçtı, vazgeçtim. Ya adamı o kadar ikna ettim ki bu arsa olmazsa asla yaşayamam dedi, kapattı telefonu. Yani o kadar diyeyim. Yaşayamıyor ha? E tamam, yaşamak istiyorsa ben de iki katını istiyorum. İki katını versin, yaşasın. Yani tabii hakkınız. Yani müşteri yaşamış, ölmüş. Orası da sizi ilgilendirmez sonuçta. Yani. Hadi bana eyvallah. Güle güle Halit. İyi günler. İyi günler. Biz borcumuzu ödemek için geldik. Yüzünüzden anlaşılıyor zaten. Kalabalık da gelmişsiniz. Borçtan kurtuluşumuzu hep beraber görelim istedik. Öyle oluyor genelde. Kötü günde yalnız kalır insan, iyi günde birlikte. Yok canım. Yok yok, bizde öyle değil. İyi günde de kötü günde de hep beraberiz. Bu bizim haciz belgemiz. Bu da borcumuz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ ol. Aman ablam ya, kurtulduk. Ne oldu Saadet? Kemal'e ağlıyorum. Ama mutluyum da. Yani bir gözüm ona, bir gözüm ona ağlıyor. Yok öyle ağlamak falan. Oh be, kurtulduk. Hadi gidelim hadi. Oh be. Oh. Aman da aman. Şansıyla geldi benim güzel kızım. Her şey halloldu. Canım benim, güzelim. Aa, kalp kalbe karşıdır. Tam da sizi arayacaktım. Buyurun. Beni seçmekle ne kadar doğru bir iş yaptığını anlayan ne ilk ne de son insansınız. Buyurun, siz ne diyecektiniz? Evi satıştan çekiyorum. Vekaleti yırtıp atabilirsiniz çünkü kızım parayı buldu. Anlayamadım. Ki bu pek sık olmaz. Ne demek yırt at vekaleti? Yani satmıyorum evi. Ama çok geç. Ne demek çok geç? Ben vekaleten az önce sattım evi. Buyurun, bu da paranız. Ne? Ne? Ya bir alıcı çıktı, söylediğiniz fiyatı şak diye ödedi, aldı evi. Değerinin yarı fiyatına gitti ev ama satarsınız satmazsınız o sizin kararınız. Ay ne diyorsunuz siz? Ya, olacak şey değil. İyi misiniz? Ay, sormadan nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Kim dedi size sat diye? Üç gündür tepemde boza kaynatıyorsunuz, ne demek kim dedi? Ay, olur mu canım? Bir müşteri çıkınca insan bir telefon edip sormaz mı? Satayım mı diye. Zamana karşı yarışıyoruz. Mesai saati bitmeden haciz parası lazım dediniz. Biz de koştuk gittik hallettik tapuda. Allah Allah, iyilik de yaramıyor. Anlamıyorum ki ben. Mahvoldum ben. Mahvoldum ben. Mahvoldum, mahvoldum. Nasıl izah edeceğim, anlatacağım kızlara ben bu durumu? Buyurun. Mahvoldum. Kalkıyor. Haydi Rize. Rize kalkıyor. Bakar mısın? Şu an mısın? Saadet.
Çok özür dilerim. Sizi başkası sandım. Saadet. Hadi. Üzgünüm Kemal. Ben yapamadım. Aile başka bir şey. Onları bırakamadım. Burada kaçıramayacağım şeyler var. Saadet! Koş koş! Selam bana gülümsedi, gel! Yeğenimin ilk adımları mesela. Bana ilk teyze deyişi. Babamın eve gelişi. Görevlerim var burada. Yüzüstü bırakamayacaklarım var. Git. Sen de kendi aileni kur. Senin de geride bırakamayacakların olsun. Ben o değilmişim Kemal. Seni çok sevdim. Sadece bunu hatırla, bana yeter. Teyzesinin güzeli bu be. İyi, yerim ben seni. Ya baksana sadece, böyle tatlılık olur mu ya? Bak 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 bak, bak gözlere sen. Bak. Kız bu bana benziyor. Hadi ondan. Vallahi bana benziyor. Hadi kızlar, dikkatini dağıtmayın. Neredeyse uyuyacak. Ne oldu anne? Bir şey mi var? Pek bir suskunsun. Kızlar ben bir halt ettim. Hem de ne halt. Beni nasıl affedeceksiniz bilemiyorum. Ne oldu anne? Sizin bu reklam işinden önce emlakçıya evi satması için vekaletname verdiydim. E onu biliyoruz. İşte. İştesini anne, ne diyorsun? Ya hızlı ve çabuk olsun, icra yetişsin diye üçüne beşine bakma, ilk gelen ciddi teklife sat demiştim. O da satmış. Hiç parasına mı? Yok. Yarı fiyatına. Nasıl olur böyle bir şey ya? Parayı da getirdi. Koydu önüme. Eyvah. Gitti. Evden çıkacak mıyız şimdi? Ay anne, nasıl oldu iki dakikada ya? Ya en azından bizi bir arasaydın, bir haber verseydin. Ayol ben nereden bileyim hemen satılabileceğini? Ay nasıl satılmasın anne? Zaten vekalet vermişsin ya. Ay evet anne, yarı fiyatına tabii ki satılır. Dedin sen o kadar adama. Hemen sat, hemen sat diye. Ay tamam abla, tamam, üstüne gitmeyin. Üzülmüş annem de işte. Yapacak bir şey yok, artık satılmış. Sokağa mı atıldık ya? Perişan olduk. Ne yaparız? Ne ederiz biz ya? Ay çok özür dilerim. Ya bir çözüm falan bulamaz mıyız? Alanya sana parasını iade etsek olmaz mı? Ha? Aa,
Gelecek birazdan. Kim? Evi alan mı? Emlakçıyla birlikte. Canım belki dedim yani helal süt emmiş biridir. Evde oturmamıza müsaade eder. Ya yok artık, bir de Belin adamından müsaade mi isteyeceğiz kendi evimizde oturmak için, Allah Allah ya. Ay. Enişte. Aman eniştem. Saniye. Bir sen eksiktin. Ne oluyor ya? Şş! Kızlar ne oluyor? Ev satılmış enişte. Nasıl ya? Nasıl satılmış ev ya? Gittik boşu boşuna mı reklamda oynadık? Nasıl iş yapıyorsunuz anlamıyorum ben ya. Bir sus Yılmaz ya, bir sus. Ya vallahi hissediyor işte, al kız hissediyor ya. Vallahi billahi ya. El kadar bebeği soktuğunuz strese bak ya. Bir de şimdi taşınma stresi mi yaşayacak ya? Yılmaz, çok özür dilerim ama benim yüzümden. Kimin yüzündense kimin yüzünden? Yetti be. Açacağım davayı, alacağım Saniye'nin velayetini. Yetti ya, ben yetiştireceğim Saniye'yi. Sen kimin elinden kimin çocuğunu alıyorsun ya? Ay deli etme beni. Eyvah, geldi ev sahibi. Gelsin, ona da iki çift lafın var. Leş kargası, fırsatçı. Sen karışma, sen karışma. Aç kız. Açıyorum. Aç. Aç. Merhabalar, merhabalar. Efendim size yeni ev sahibini getirdim. Buyurun, buyurun efendim.